Evet, biraz üstünde durmak istedik biz bu maske meselesinin. 11 Mart'ta Türkiye'de ilk vaka açıklandı. Maske takılmalı mı, takılmamalı mı? Birçok tartışma oldu bunun üzerine. 28 gün geçti aradan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu açıklaması gösteriyor ki dünyada da bir netlik yok konuyla ilgili. Ya da en azından bu açıklama bizi böyle düşünmeye sevk ediyor. İçimiz esinen bir yanıt bulma arzusuyla konuşacağız. Göğüs cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Celalettin Koca Türkmen'e hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Maske hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Maske konusunda ülkemiz biraz şanslı. Çünkü diğer ülkelerde olduğu gibi maske konusunda bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Yeterince çok maskemiz var. Eğer doğru kullanılırsa, doğru tip maske, doğru şekilde takılır ve doğru şekilde atılır ise o zaman bence bir sakıncası yok. Ama bunu iyi anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Zaten son birkaç günden beridir sizler çok iyi anlatıyorsunuz. Hemen hemen halkımız birçoğu bunu anladı diye düşünüyorum. Ama bir eksiklik varsa daha da sık anlatmaya çalışırız. Eğer düzenli ve doğru takılırsa bence hiçbir zararı yok, hatta yararı var. Dünya Sağlık Örgütü siyah ya da beyaz bir cevap yok burada diyor. Sizce var mı siyah ya Var da mı beyaz bir siyah ya da cevap? beyaz? Bence var. Ben ilk günden beri söylüyorum. Maskenin en azından zararı yok. Yararı tartışılabilir. Ben tıbbi ve cerrahi maskenin yararından bahsediyorum. Bu tıbbi ve cerrahi maske enfekte olan kişinin, yani hasta olduğunu düşündüğümüz kişinin takması gereken bir maske. Bu damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık ve öksürme, aksırma sırasında vücut sekresi ileriye doğru atıldığı sırada etrafa bulaşıyor ve maske etrafa bulaşmasını önlüyor. Bir bariyer görevi görüyor ve aslında dışarıdan, dış ortamdan nefes alındığında içeriye doğru bir bariyer özelliği çok fazla yok. Ama yine de bir miktar var. Eğer siz dışarıya karşı bulaşıcı olmazsanız, zaten hasta olan olmayan herkes de takarsa herkes için zaten bir bariyer olmuş olacak üstelik. Yanı sıra siz o maskeyi taktığınızda, hele de 3 kat bir maske kullanıyorsanız ya da 2 kat, o zaman daha iyi. Tek katlı bir maske varsa, ki son zamanlarda standart dışı bazı maskeler görüyorum, eğer öyleyse onu 2 tane üst üste takarsanız dışarıdan, dış ortamdan nefes aldığınız sırada sizi bir miktar da olsa virüslere karşı korur. Bu maskeden bahsediyorum. Bu maskenin kullanılmasında bir zarar yok, ancak doğru kullanmamız lazım. Eğer doğru kullanmazsa biz bu maskeyi bir müddet sonra bir bulaş ürünü haline getirebiliriz. Yani bulaşıcı ürünü haline gelir. Nasıl? Elimizi sık sık ön tarafına götürürsek, maskeyi çıkartır boynumuza koyarsak ya da maskeyi çıkarır masanın üzerine koyar, sonra tekrar onu takarsak, masanın üzerine elimizi sürersek ya da ıslandığında değiştirmezsek ya da en fazla 2-4 saatlik kullanım süresi olan bu maskeleri daha uzun süreler kullanırsak, o zaman bu maske bize yarar değil, zarar verir. Bu koşullara uymak şartı ile hiçbir zararı olmadığını düşünüyorum. Bir de bu maskeyi tabii ki tıbbi atağa mümkünse, değilse de ağzını kapatarak normal çöpe atmamız gerekiyor ki kimseye zarar vermeyelim. Bir de bunun dışında biliyorsunuz daha özelliği yüksek olan bazı maskeler var. Onlar daha çok sağlık çalışanları için üretilmiş olan maskelerdir ve sizin dışarıya virüs saçmanızı, hastalık saçmanızı değil de dışarıdan size virüs bulaşmasını ya da patojen ajan bulaşmasını önler. Ama bunlar kısıtlı sayıdadır. Tüm dünyada kısıtlı sayıdadır. Bunların normal kişiler tarafından kullanılması önerilmez. Bunlar sağlık personeli tarafından kullanılmalı. Yani görüyorum, sokakta, yolda yürürken işte bizim o N95 ya da N99 ya da FFP3 dediğimiz maskeleri takan, yürürken takan kişileri görüyorum. Bunun hiçbir yararı yok. Bir de bu maskeyi bulamayan tıbbi personel, sağlık personeline de bir taraftan iyilik etmemiş oluyorsunuz bunları takarak. Size de bir yararı olmuyor. Bu kurallara dikkat edersek bence takılması gerekir. Taktığımız zaman bir bilinç düzeyinde de bir artış oluyor. Herkes o maskeyi gördüğünde karşısındakinde her an tetikte olması gerektiğini, bu hastalığın kendisine her an bulaşabileceğini, kendisinin de başkalarına bulaştırabilecek bir potansiyel taşıdığını hatırlıyor. Yani ben maske takılmasının siyah ya da beyaz kadar net ve yararlı olduğunu düşünüyorum.
Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Celalettin ederim. Bey, benim sesim bana geliyor. Acaba sesini açmış olabilir misiniz? Bilgisayardan bağlanıyorsanız onun kısmınızı rica edeceğim. Öyle de deneyeyim. Yoksa yönetmenim Kaan'dan rica edeceğim. Sesle ilgili destek isteyeceğim. Sanıyorum şu anda bağlantıyı tekrar kurmaya çalışıyor arkadaşlarımız. Bir not iletirseniz bana sevinirim sevgili reji. Celalettin Bey'le tekrar bağlanacağız. Çünkü sesimizi iyi alamıyor. Biz de onun sesini iyi alamıyoruz. Maske meselesi üzerine konuşmaya başladık biz. Çünkü aslında 11 Mart'tan beri Türkiye'nin gündeminde koronavirüs var. Evet, maske takılmalı mı, takılmamalı mı? Kim takmalı, ne zaman takılmalı? Bütün bu soruları tartışıyoruz. Hatta bazen izleyicilerimiz artık yeter anladık, maskeden başka şeyleri konuşun da diyor. Ama yine maskeyi ne yapacağız peki sorularıyla da karşı karşıya kalıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü siyah ya da beyaz bir cevabı yok bu işin dedi tekrar gündeminde. Ancak Celalettin Bey de bize diyor ki bu net takılmalı. Teşekkür ederim, tekrar bağlantımızı sağladık. Umarım bu sefer sıkıntı yaşamayız Celalettin Bey. Tekrar evet. Hoş geldiniz. Beni duyabiliyor musunuz? Ben sizi duyabiliyorum. Siz de bizim sesimizi alıyorsanız bir sorun olmadığını düşünüyorum. Ben devam edeyim, bir sıkıntı olursa arkadaşlarımız zaten müdahale ederler rejiden. Bu sürede izleyenlerin de sabrını rica edelim, sizin de aynı şekilde. Soru şu, Avrupa'da bazı ülkeler önlemleri azaltmaya başladı. Bunun için erken mi? Oldukça erken. Ben önlemleri azalttığını bilmiyorum. Avrupa'daki hangi ülke azaltmış bilmiyorum ama. Avusturya, Belçika. Anlayamadım. Avusturya, Belçika. Bir önceki saatte oralara bağlanıp detaylarını da öğrenmiş olduk. Ya umarım bir gerekçeleri vardır, bilimsel gerekçeleri. Çünkü bunun için çok erken bir süre olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu virüsün, şöyle düşünün, toplumdaki %70 kişiyi yaklaşık olarak hastalandıracağı düşünülüyor. İlk atakta %30'u da immünize olacak zamanla. Ve bu yüz, hadi oldu bitti şimdi her şey eskisi gibi güllük gülistanlık, nerede kalmıştık diyemeyiz. Çünkü gördüğünüz işte toplumdaki bir tane hasta bile bütün toplumu hastalandırabiliyor. Bütün toplumda hastalanmadığına göre Belçika'da da veya olası bir ay sonra bizim ülkemizde de bütün toplum hastalanmayacağına göre biz de zaten rehavete asla kapılmamalıyız. Bunun ikinci dalgası olacak veya üçüncü bir dalgası olacak. Bu nedenle bu iş, evet ben öngörülerim Haziran'a kadar bu işin ilk etapta bir miktar rahatlayacağı ama tamamen bitmeyecektir. Bu devam edecektir. Bu nedenle tedbirlerin azaltılması için biraz endişeliyim açıkçası. Neden ikinci ve üçüncü dalga olacağını öngörüyorsunuz? Çünkü toplumdaki herkes hastalanmayacak. Biz sadece hastalığın değerimizden azaltacağız. Şu anda örneğin yaklaşık 20 küsür bin hastamız, bir dakika son rakamları da bakarak konuşayım. Şu andaki hasta sayımız net olarak 30.217. Şimdi bu giderek artacak. Diyelim ki 100 küsür bine ulaşacak. Sonra azalacak. Diyelim ki şu anda 5.000 vakamız kaldı. Ya da 500 vakamız kaldı. Ya da 5 tane vakamız kaldı. Fark etmeyecek. O vakaları biz 5 tane vaka saptadığımızda onun bir hafta sonraki vakayı saptıyoruz. Onun bir hafta boyunca kimlere bulaştırdığını bilmezsek, gene kontrol altına almazsak onları, filyasyon yapmazsak, o zaman onlar tekrar ikinci bir eğilim olacaktır. Dolayısıyla da bu virüs tamam oldu bitti diyebilmemiz için şu olur, aşısı olur ki bir yıldan önce olmaz. Çok etkili bir ilacı olur ki yani biraz erken ilaç, evet bir sürü ilaç çalışması var umut veren. Umarım daha etkili bir ilaç olur ama çok kısa vadede olacağını düşünmüyorum. Üçüncü olarak da virüs belki mutasyona uğrayabilir. Mutasyona uğradığında da bilmiyoruz ne tarafa doğru mutasyon olacak. Bulaşıcılığı çok, öldürücülüğü az olabilir. İnşallah öyle olur. Ama tam aksi de olabilir. Yani öldürücülüğü çok, bulaşıcılığı az da olabilir. Ama gerçi eğer öyle olursa virüsün kendisi de ölür. Çünkü bulaştırdığı kişiyi öldüreceği için kendisi de ölecektir. Dolayısıyla şu haliyle mutasyona uğramaz ise eğer, lafı uzattım kusura bakmayın, ben kısa sürede bu hastalığın biteceğini düşünmüyorum. Evet çok rahatlayacağız, şimdiki gibi çok sıkılmayacağız, evlere kapanmayacağız belki ama hep tedbirli olacağız. Maske, neden maskeyi uzak doğulular takıyor? Onların normal zamanlarında da maske alışkanlığı var. Ta 2002'den kaldı onların alışkanlığı. 2002'de SARS geçirdiklerinde maske takmanın yararını gördüler. Ve onlar o zamandan beridir, sadece bu salgında değil, hatırlayın geçen sene bir uzak doğu gördüğünüzde uçakta ya da tatilde
Onların maske taktığını hatırlayacaksınız. Dolayısıyla biz de belki bundan sonra maske takmaya da, daha çok elimizi yıkamaya da, daha çok sosyal mesafemize dikkat etmeye de, hijyenimize de, kendimize daha iyi bakmaya da devam edeceğiz. Çünkü bu bitmeyecek kolay kolay. Kolay kolay bitmeyecek. Bilim Kurulu üyesi Doçent Doktor Afşin Kayıtmaz'ın bir uyarısı var. Kritik iki hafta olduğunu söylüyor Türkiye için. Bunun anlamı nedir? Şöyle, şimdi bu tür salgınlar genellikle, yani şart değil ama genellikle 8 ila 10 hafta içerisinde pik yapar. 8-10 hafta içerisinde siz önce virüsü takip eder, sonra ensesinde olursunuz, sonra virüsün önüne geçer ve onun belini kırarsınız. Plato çizmeye başlar. 11 Mart'ta biliyorsunuz ilk vakamız açıklanmıştı. Üzerine 8 hafta koyun, yaklaşık Mayıs'ın ilk haftası demektir. Şu anda da Nisan'ın ilk haftasındayız. Tahminen 2-3 hafta üzerine koyarsanız herhalde Mayıs'ın başı olur. Sanıyorum bilim kurulu üyesi hocamız bunu düşünerek söylemiş olabilir. Gerçekten de bu önümüzdeki 2-3 haftalık süreç kritik. Bir kritik tarafı daha var. Biz şimdi hepimiz uyumaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince evde kalmaya çalışıyoruz. Havalar da yardım ediyor ama şimdi bu 2-3 hafta çok sıkı bir şekilde eğer buna uyarsak çok iyi olacak. Ama öbür türlü havalar güzelleşince insanları evde tutmak daha da zorlaşacak, sıkılacaklar. İstanbul gibi bir metropolde insanların birbirine olan temasını engellemek çok zor. O yüzden hepimiz dişimizi en çok bu 2-3 hafta içerisinde sıkmalıyız. 14 gün çok önemli. Eğer biz şimdi 14 gün hiç dışarıya çıkmasak, 14 gün bu alınan tedbirleri sıkı sıkıya uysak, o zaman bu platoyu daha erken döneme bile çekebiliriz. Belki bunu düşünmüşdür diye tahmin ediyorum hocamız. Güzel havalar akılları çelmesin diyorsunuz. Çok teşekkürler Profesör Doktor Celalettin Koca Türk. Sağ olun katkılarınız için.